Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 66'dayız. Birinci soruyla başlayalım. Analitik düzlemde verilen OABC karesinin B köşesi D doğrusu üzerindedir. Yukarıdaki verilere göre alan ABCO kaç birim karedir? Doğruya dikkat edersek x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğrunun denkleminden denkleme ulaşabiliriz. X bölü x'i kestiği nokta, y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1. Paydalar zaten aynı. Tek paydada yazdığımda x artı y bölü 4 eşittir 1. İçler dışlar yaptığımda x artı y eşittir 4 olur arkadaşlar. Şimdi 4'ü de isterseniz sol tarafa alalım. Doğrunun denklemi bu. Karenin alanını arıyoruz. Genelde şekilli sorularda ne yapıyoruz? Geometrik şekilde grafiğin doğrunun kesişim noktasından hareket ediyoruz. B noktasının koordinatlarını yazmak istesek, eğer karenin bir kenarına A birim dersek, OA A birimse AB de A birimdir ve B noktasının koordinatları apsisi A, ordinatı da A, birinci bölgede olduğu için ikisi de pozitif A virgül A'dır. Bu nokta doğrunun üzerinde olduğu için doğrunun denklemini sağlamalı. Yani x yerine de y yerine de a yazarsam a artı a eksi 4 eşittir 0 olur. 2a eşittir 4, a eşittir 2 olur. Eğer a 2 ise karenin bir kenarı 2 ise arkadaşlar alanı 2'nin karesinden 4 birim karedir. Cevap bursa olur. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde verilen OABC karesinin B köşesi x eksi 2 y eksi 6 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Yukarıdaki verilere göre karenin çevresi kaç birimdir? Yine kare ile doğrunun ortak noktası B noktası arkadaşlar. Buradan hareket etmeliyiz. Karenin bir kenarına A birim dersek OA da bir birim, AB de bir birim. B noktası koordinat düzleminin dördüncü bölgesinde apsisi pozitif olacak, ordinatı ise negatif olacak. Yani B'nin koordinatları A'ya eksi a'dır. Apsis y eksenine olan uzaklıkta bulunur. A birimdir ve pozitiftir. Ordinat x eksenine olan uzaklıkta bulunur. O da a birimdir ama dördüncü bölgede olduğu için eksi a'dır. Yani doğrunun denkleminde x gördüğüm yere a yazacağım. Y gördüğüm yere eksi a yazacağım. Bu durumda a eksi 2 çarpı eksi a eksi 6 eşittir 0 olur. Eksi eksiden artı 2a eksi 6 eşittir 0. 3a eşittir 6a eşittir 2 yapar. A 2 ise karenin bir kenarı 2 birim. Çevresi isteniyor. Çevre 4 çarpı 2'den 8 birim olur. Yani cevap Adana olur. Üçüncü sorudayız. Analitik düzlemde 3 eksi 4 noktasına 2x eksi 3c eksi 5 eşittir 0 doğrusu üzerindeki en yakın noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi doğruyu temsilen bir doğru çizdik. Bu doğrunun denklemi 2x eksi 3y eksi 5 eşittir 0. Noktayı temsilen de A noktası herhangi bir yer belirledim. 3 virgül eksi 4. Bu noktanın bu doğruya en yakın noktası nasıl bulunur? Dikme inilerek bulunur arkadaşlar. Yani dikmeyi indiğimizde doğruyu kestiği nokta B noktası olsun. A virgül B diyelim. Doğru üzerindeki noktalardan A noktasına en yakın olan noktadır. Bu noktanın koordinatlarını bulacağız. Bu noktanın koordinatlarını bulmadan önce aslında biz iki tane doğru çizmiş olduk ve birbirine dik kesişen doğrular çizmiş olduk. AB doğrusunu denklemini yazabilirsek eğer sonra kesişim noktaları B noktası olduğu için doğruları ortak çözerek kesişim noktalarını bulabiliriz. Dik kesişen doğrularla ilgili ne biliyoruz? Eğimleri çarpma eksi 1. 2x eksi 3c eksi 5 doğrusunun eğimi m1 olsun. X'in katsayısı 2, y'nin katsayısı eksi 3. İşaret değiştirdiğim zaman artı 2 bölü 3. AB doğrusunun eğimi ters çeviriyorum 2 bölü 3'ü. 3 bölü 2. İşaret değiştiriyorum. Eksi 3 bölü 2'dir. Eğimini biliyorum. Geçtiği noktayı biliyorum. O halde denklemini yazabilirim. Yani AB doğrusunun denklemini yazacağım. Eğim eşittir. Eksi 3 bölü 2 eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. A noktasının y'si eksi 4. X'i ise apsisi ise 3.
İşler dışlar yaparsam eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x, eksi 3 çarpı eksi 3'ten artı 9, 2 çarpı y'den 2y, burası eksi eksiden artı 4 yapar, 2 çarpı 4'ten artı 8. Hepsini sağ tarafa alırsak 3x artı 2y eksi 1 eşittir 0 olur. Şimdi biz neyi arıyoruz? B noktasının koordinatlarını arıyoruz. B noktası AB doğrusuyla denklem verilen doğrunun ortak yani kesişim noktası. Kesişim noktasını nasıl buluyoruz? İki doğruyu ortak çözüyoruz. Yani alt alta yazalım. 0 eşittir 2x eksi 3y eksi 5. Bu iki denklemi çözdüğümüzde birlikte kesişim noktalarını bulmuş olacağız. X'i ya da y'yi yok edebiliriz. Hiç fark etmez. Burada y'lerin işaretleri zaten farklı. O yüzden y'leri yok edebiliriz. 3 ile genişlettim üstteki denklemi. Alttakini de 2 ile genişletirsem. Eksi 6y artı 6y y'ler gider. Sol taraflar zaten 0 0. Topladık 0. 3 kere 3'ten 9x. 2 kere 2'den 4y. 9x 4y. 9x 4x daha 13x yapar. Y'ler gitti. Eksi 3, eksi 10'dan eksi 13 yaptı. Buradan 13x eşittir 13, x eşittir 1 olur. Bakıyoruz seçeneklerde 1 olan 2 tane var. Yani eğer bir tane olsaydı direkt cevabı işaretlerdik. Mecbur y'yi de bulacağız. Herhangi bir denklemde mesela üstte yerine yazdığımızı düşünürsek. 3 çarpı 1, 3 artı 2y eksi 1, 0 olur. 3 eksi 1, 2 diğer tarafa attım. Eksi 2, 2'ye eksi 2 ise y eşittir eksi 1 olur. Yani kesişim noktalarının B noktasının koordinatları 1'e eksi 1. Dolayısıyla cevap Bursa oluyor. Dördüncü sorudayız. A noktasının doğrusu üzerindeki dik izdüşüm noktasının apsisi kaçtır? Bir önceki soruya çok benziyor. Sadece farklı şekilde sorulmuş. Bir doğru çiziyoruz. Bu doğru 2y artı x artı 2 eşittir 0 doğrusu. Ve bir nokta belirtiyoruz. 4'e eksi 3. Bu noktanın bu doğruya dik izdüşümü yani dik ineceğiz. Biraz uzatıyorum. Normalde neresi? Yani A'dan dikme iniyoruz gibi düşünün arkadaşlar. Buradaki noktanın B noktası diyelim. Apsisini soruyor. A virgülü B diyelim. A'sını soruyor. Aynı şekilde yapacağız. Bu doğrular dik kesişiyorlarsa eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Denklem verilen doğrunun eğimi m1 olsun. X'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 2. İşaret değiştiriyorum çünkü hepsi aynı tarafta. Eksi 1 bölü 2. O halde denklemini yazacağım doğrunun eğimi. Ters çevirdim. 2 bölü eksi 1 işaret değiştirdim. Artı 1 yani 2'dir. Eğimi 2, geçtiği nokta 4 eksi 3 denklemini yazabilirim. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 3 y'si, apsisi ise 4. İçler dışlar yapıyorum. 2x eksi 8 eşittir. Y artı 3. Hepsini sol tarafa alsak 2x eksi y eksi 11 eşittir 0 olur. Bu AB doğrusu. Bir de diğer doğruyu hemen altına yazalım. X artı 2y artı 2 eşittir 0. Bunları ortak çözersek arkadaşlar neyi bulmuş olacağız? B noktasını yani kesişim noktasını bulmuş olacağız. Evet, bu arada kesişim noktasının sadece apsisini sorduğu için y'leri yok edersek cevaba direkt ulaşmış oluruz. 2 ile çarparsam üstteki denklemi eksi 2y gelir. 2y alttan y'ler birbirini götürür. 2 çarpı 2x'ten 4x, x daha 5x. 2 çarpı eksi 11'den eksi 22 artı 2'den eksi 20. Sağ taraflar zaten 0. 5x eşittir 20, x eşittir 4 olur. Yani cevabımız Denizli olur. Beşinci sorudayız. X eksi y eşittir 4 ve 2x artı y eşittir 2 doğrularının kesim noktasından geçen ve y eşittir 2x doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi. Bu iki doğrunun kesim noktasından geçen diyor. Hemen kesim noktasını bulalım. Yani iki doğruyu ortak çözüyoruz. Zaten direkt taraf tarafa topladığımda y'ler gidiyor. 3x eşittir 6, x eşittir 2 oluyor. Herhangi birinde yerine yazıyorum. Üstte yerine yazalım mesela.
2 eksi y 4 ise eksi y'yi diğer tarafa attım, artı y 4'ü 2'nin yanına attım, 2 eksi 4'ten eksi 2. Yani apsisi 2, ordinatı eksi 2, kesim noktası 2 virgül eksi 2. Bu noktadan geçen ve y eşittir 2 eksi doğrusuna paralel diyor. Paralel doğruların eğimleri eşittir. Yani yazacağımız denklemini yazacağımız doğrunun eğimi 2. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapıyorum. Geçtiği noktanın y'si eksi 2, x'i ise 2. Burada içler dışlar yapıyorum. 2x eksi 4 eşittir y artı 2. Hepsini sağ tarafa alırsak y eksi 2x artı 6 eşittir 0 olur. Seçeneklere baktığımızda cevap Ceyhan olur. 6. sorudayız. Y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan ve 5'e eksi 1 ile 1'e 7 noktalarını eşit uzaklıktaki nokta hangisidir? Y eşittir x doğrusu üzerindeki noktaların hepsi bu denklemi sağlamalı. Yani apsisini yazdın. Ordinatı da ne oluyor? Eşit. Apsis ordinatı eşit olmalı. Yani noktamız, önce şu AB noktalarını gösterelim temsili olarak. 5'e eksi 1, B noktası da 1'e 7. Öyle bir nokta arıyoruz ki apsisi ordinatına eşit olacak. A virgül A diyorum. Ve AC arası uzaklıkla BC arası uzaklık eşit olacak. Yani nokta A ya da B'ye de eşit uzaklıkta olacak. İki nokta arası uzaklıktan yapabiliriz arkadaşlar. İki nokta arası uzaklıktan apsisler farkının karesi, yani A eksi 5'in karesi artı A eksi eksi 1'den A artı 1'in karesinin karekökü bize neyi veriyor? Sol taraf AC arası uzaklığı eşittir diyoruz. BC arası uzaklık yapacağız. Apsisler farkı A eksi 1'in karesi. Ordinatlar farkı A eksi 7'nin karesi. Her iki taraf zaten karekökler. Her iki tarafın karesini alırsam karekökler gider. Buralarda açarsak A eksi 5'in karesini açıyorum. A kare eksi çarpımların iki katı 10A artı eksi 5'in karesine 25. A artı 1'in karesini açıyorum. A kare artı 2A artı 1. A eksi 1'in karesini açıyorum. A kare eksi 2A artı 1. A eksi 7'nin karesini açıyorum. A kare eksi 14A artı 49. Dikkat edersek her iki tarafta da A kare A kare iki tane A kare var. A kareler gitti. Eksi 10A artı 2A'dan eksi 8A. 25 artı 1'den 26. Eksi 14 eksi 2 eksi 16A. 49 artı 1'den 50. Eksi 16A'yı sol tarafa attım. Artı 16. Eksi 8 artı 16'dan 8A. 26'yı da 50'nin yanına attım. 50'den 26'yı çıkardığımızda 24. Buradan A eşittir 3 olur. A3 ise zaten koordinatlar ortaya çıkmış oluyor. Noktanın koordinatları 3'e 3 oluyor. Cevap Edirne. 7. sorudayız. X artı 2 artı 3 eşittir 0 ve AX eksi 2 artı 4 eşittir 0 doğruları Y eşittir X doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre A kaçtır? Şimdi temsili iki doğru çizelim. İki doğrumuz var. Bu iki doğru kesişiyorlar ve kesiştikleri nokta da Y eşittir X doğrusu üzerinde. Bu doğru, y eşittir x doğrusu. Diğerlerini de yazabiliriz. İşte x artı 2y artı 3 eşittir 0 doğrusu. ax eksi 2y artı 4 eşittir 0 doğrusu diyebiliriz. Şimdi bu nokta kesiştikleri nokta üçünü de sağlamalı. Öncelikle y eşittir x'in denklemi ortada olduğu için koordinatları ne olmalı? Eşit olmalı. Çünkü y eşittir x doğrusu üzerindeki noktaların hepsi nin apsisi ordinatına eşittir. Şimdi üstteki denklemi bildiğim için zaten burada yerine yazarak a'ya ulaşabilirim. Yani x yerine de y yerine de a yazarsam a artı 2a artı 3 eşittir 0. Yani 3a eşittir eksi 3, a eşittir eksi 1 olur. Yani noktamız eksi 1'e eksi 1.
Bu nokta doğrunun da üzerinde olduğu için burada da x yerine ve y yerine eksi 1 yazıyorum. A çarpı eksi 1'den eksi a. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2. Artı 4 eşittir 0. Eksi a'yı sağ tarafa attım artı a. 2 artı 4'ten a eşittir 6 olur. Yani cevap Edirne olur. 8. sorudayız. Bir malın alış ve satış bağıntısına ait grafik verilmiştir. 180 liraya satılan bir malın satışından kaç lira kar elde edilmiştir? Dikkat edersek bağıntının grafiği doğrusal bir grafik. Geçtikleri noktaları, doğrunun geçtiği noktaları kullanarak noktalardan biri 10'a 0, diğeri ise 40'a 60. Doğrunun denklemini yazabiliriz. Öncelikle eğimi buluyoruz. Y'ler farkı yani 60 eksi 0 bölü 40 eksi 10 bize eğimi veriyor. 60 eksi 0 60, 40 eksi 10 30, 60 bölü 30'dan eğim 2. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkından yola çıkarsak herhangi bir noktayı kullanabiliriz. 10'a 0'ı kullanalım. Y'si 0, x'i 10. İçler dışlar yaparsak 2x eksi 20 eşittir y olur. Bu şekilde de bırakabiliriz. Sonuçta denklemi yazdık. Buradaki denklemde arkadaşlar neyin ne olduğuna dikkat edeceğiz. Yani y neyi ifade ediyor? X neyi ifade ediyor? X yatay eksen alış fiyatını. Y ise dikey eksen yani satış fiyatını ifade ediyor. 150 liraya satılan bir malın dediği için 180 liraya satılan bir malın dediği için y yerine 180 yazacağız. Kaç lira kâr elde edilmiştir? Öncelikle kaça mal olduğunu bulalım. Çünkü kâr satış eksi alışla bulunur. Yani önce alış fiyatını bulalım. Yani satış 180 iken alış ne olur? 2x eksi 20 180 ise 2x eşittir 200, x eşittir 100 olur. Yani satış 180, alış 100. Bu durumda kâr 180 eksi 100'den 80 olur. Cevap Ceyhan olur. 9. sorudayız. Yandaki doğrusal grafik A ve B tohumlarının aylara göre boylarındaki değişimi göstermektedir. 3. ayın sonunda boyları arasındaki fark kaç santim olur? Bunları geometri bilgisi kullanarak ya da örüntü oluşturarak da bulabiliriz arkadaşlar. Ya da bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Ama konumuz analitik olduğu için denklemlerini yazarak çözmekte fayda var. Şimdi A'nın grafiği dikkat ederseniz orijinden ve 1'e 15 noktasından geçiyor. Zaten orijinden geçtiği için DA diyelim. A bitkisinin denklemi y eşittir mx şeklindedir. Ve eğimi de aslında bellidir. Eğim açısı alfa, karşı dik kenar 15, komşu dik kenar 1, 15 bölü 1'den tanjant alfa 15 olduğu için eğim 15'tir. Yani denklemi 15x'tir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim B bitkisine. B bitkisinin de geçtiği noktalar 0'a 10 ve 1'e 15. DB diyelim. Bunun da hani doğrusal fonksiyonlar mx artı n şeklinde ifade ediliyor ya da doğrunun denklemi bu şekilde ifade ediliyor. Biz x yerine 0 yazdığımızda y ekseni kestiği yeri buluyoruz. Y eksenini 10'da kestiği için x yerine 0 ve y yerine 10 yazdığımda ne geliyor? 10 eşittir n geliyor. Yani n 10. Y eşittir mx artı 10'dur diyebiliriz. Yani sabit sayısı diyebiliriz. Y ekseni kestiği yer diyebiliriz. Diğer geçtiği nokta 1'e 15 olduğu için x yerine 1, y yerine 15 yazarak m'i de bulabiliriz. Bu durumda 15 eşittir m artı 10 olur. M de buradan 5 olur. Yani B bitkisinin grafiğini gösteren doğrunun denklemi arkadaşlar m yerine 5 yazarsak
5x eni doğum bulmuştuk. 5x artı 10. B bitkisi, bu da A bitkisi. Biz neyi arıyoruz? 3. ayın sonundaki boyları arasındaki fark. Şimdi 3. ay dediği için, hani x ekseni de ayı temsil ettiği için aslında bize şunu soruyor. X eşittir üçgen, y kaçtır? Şimdi ben burada A bitkisinde x yerine 3 yazarsam y eşittir 15 çarpı 3'ten 45 olur. Yani boyunu 45 santim olarak bulmuş olurum. B bitkisinde de yine x yerine 3 yazarsam 5 kere 3 15, 10 daha y eşittir 25 santim olarak bulmuş olurum. Aralarındaki fark 45'ten 25'i çıkarırsak 20 olur. Yani cevap Ceyhan olur. 10. sorudayız. Analitik düzlemde 0,2 noktasının 5x eksi 12y eksi 2 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı. Noktanın doğruya uzaklığını nasıl buluyorduk? Noktanın koordinatlarını doğru da yerine yazıyorduk. Yani noktanın apsisi 0, denklemde x yerine 0 yazıyorum. Noktanın ordinatı 2, y yerine 2 yazıyorum ve mutlak değer alıyorum. Sonra paydaya x'in katsayısının karesi, y'nin katsayısının karesini eksi 12 almama gerek yok çünkü karesi yine 12'nin karesiyle aynı. Bu bana noktanın doğruya uzaklığını veriyor. 0, eksi 24, eksi 2 daha, eksi 26. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, topladık 169. 169 13'ün karesi olduğu için 13 olarak çıkacak. Eksi 26 da 26 olarak çıkacak. 26 bölü 13'ten cevap 2 olacak. 11. sorudayız. Analitik düzlemde eksi 3 m noktasının doğrusuna uzaklığı 3 kök 13 birim olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı. Az önceki soruda yaptığımız gibi doğrunun denkleminde noktanın koordinatlarını yazıyoruz. 2 çarpı eksi 3 eksi 3 çarpı m artı 6. Paydamız denklemin x'inin katsayısının karesi, y'sinin katsayısının karesinin karekökü topladık. Bu 3 kök 13'e eşitmiş. Payı düzenleyelim. 3 çarpı eksi, 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 artı 6 bunlar birbirini götürür. Mutlak değer içerisinde eksi 3m olur. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 9, 4 topladık. 13. Kök içinde 13. 3 kök 13'e eşit. Eksi 3'ü dışarı, hani arada çarpma işlemi varsa ayrı ayrı mutlak değeri de çıkarabiliyorduk arkadaşlar. Yani eksi 3'ün mutlak değeri 3 çarpı mutlak değer m yapabilirim. İçler dışlar yaptığımda ise 3 kök 13 çarpı kök 13'ten kök 13'ün karesi yani 13 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümde 3'ler gider. Mutlak değer m eşittir 13 olur. M'nin mutlak değeri 13 ise m eksi 13 de olabilir, artı 13 de olabilir. M'nin alabileceği değerler çarpımı eksi 13 ile artı 13'ü çarparsak eksi 169 olur. Cevabımız denizde olur. 12. sorudayız. Analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin BC kenarı doğrusu üzerinde A 1'e 2, BC 12 birim olduğuna göre A alan ABC kaçtır? Üçgeni çizelim. Köşelerini yazalım. A köşesi 1'e 2'ymiş zaten. B köşesini bilmiyorum. Koordinatları C'yi bilmiyorum ama BC arasının 12 birim olduğunu biliyorum. Bu arada bu BC kenarı bir doğrunun üzerindeymiş. Şöyle bir doğru çiziyoruz. Bu doğrunun denklemi de 3x eksi 4y artı 10 eşittir 0'mış. Biz bu üçgenin alanını bulmak istiyorsak zaten elimizde sadece 12 tabanı var. Bu tabana ait yükseklik inmeliyiz. Nereden? Bu kenara göre açı olan A'dan. İndiğimiz bu yükseklik eğer hesaplanırsa h diyelim. Üçgenin alanını bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bu h aslında nedir? A noktasının bu doğruya uzaklığıdır. Noktanın doğruya uzaklığı. Noktanın koordinatlarını doğrunun denklemi de yerine yazıyorum. 3 çarpı noktanın x'i 1. 4 çarpı noktanın y'si 2 artı 10. Kök içinde 3'ün karesi 4'ün karesi, hani bunları ne olarak düşünüyorduk?
Dik üçgenin dik kenarları gibi. 3, 4, 5 özel üçgenden aslında 5 gelecek. Direkt 5 de yazabiliriz ama yine de yazalım. 3 çarpı 1, 3. 10 ile topladım 13. 4 çarpı 2, 8. 13'ten 8'i çıkardım 5. Paydamız da yine 5. 5 bölü 5'ten 1. Yani yükseklik 1'miş. O halde alan ABC. Taban 12, yükseklik 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den, 12 bölü 2'den cevap 6 olur, burs olur. 13'teyiz. Analitik düzlemde köşe koordinatları 5'e 1, 3'e 5 ve 0'a 1 olan üçgenin BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz. Önceki sorumuza benziyor. Yine bir üçgen çizelim temsili. A köşesi 5'e 1. B köşesi 3'e 5. C köşesi 0'a 1. BC kenarına ait yükseklik. BC'ye dikme ineceğiz. Nereden ineceğiz? Tabii ki A'dan. İndik. Bunun, bu yüksekliğin uzunluğunu soruyorlar bize. Şimdi A noktasının BC doğrusuna, burayı doğru gibi düşünürsek, uzaklığı gibi soru. Yani biz BC doğrusunun denklemini yazmalıyız. BC doğrusunun eğimi. Önce eğimi hesaplıyorum. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapacağım. C'nin y'si 1. B'nin y'si 5. Çıkardım. C'nin x'i 0. B'nin x'i 3. Yani eksi 4 bölü eksi 3'ten eğim 4 bölü 3. Eğimini biliyorum. O halde denklemini yazıyorum. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. İstediğim noktayı kullanabilirim. C'yi kullanıyorum. 1'e 0. İçler dışlar yaparsam 4x eşittir. 3y eksi 3. Burada hepsini sol tarafa alırsak 4x eksi 3y artı 3 eşittir 0 denklemi elde edilir. Doğrunun denklemi bu. Noktanın koordinatlarını doğrunun denkleminde yerine yazıyorum. Yani x yerine 5, y yerine 1 yazacağım. Tabii mutlak değerde. 4 çarpı 5, 20. 3 çarpı 1, eksi 3 artı 3. Bölü. Katsayılara dikkat ederseniz yine 3, 4. 3, 4, 5 özel üçgeninden 5 gelecek. 3'ler birbirini götürüyor. 20'nin mutlak değeri 20. 20 bölü 5'ten ne olacak? Cevap 4 olacak. Yani denizde. 14. sorudayız. Analitik düzlemde eksi 1, 5 olmak üzere C noktası ABCD karesinin AD kenarı 3x artı 4 y artı 8 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bir doğru çiziyoruz. Bu doğrunun üzerine bir kare. Karenin iki köşesi arkadaşlar bu doğrunun üzerindeymiş. Şimdi kareyi çizelim. Temsili bir kare çiziyoruz. Köşe koordinatlarını yazalım. AD kenarı. AD kenarı dediği için hani köşeden başlayıp ardışık yazıyoruz. Saat yönünde gidelim. A, B, C, D yazalım. AD kenarı bu doğru üzerinde. Doğrunun denklemi 3x artı 4y artı 8 eşittir 0. C köşesinin koordinatları da eksi 1'e 5. Ben karenin alanını arıyorum. Karenin alanını bulmak için bir kenarını bulmak yeterli. Bir kenarını A dersek arkadaşlar tüm kenarlar A olacak. Aslında bize sorulan şey şu. C noktasının sonuçta karenin tüm açıları 90 derece. Bu doğruya olan uzaklığı soruluyor. Bunu bulduğumuz zaman alanını da bulacağız. C noktasının koordinatlarını doğrunun denkleminde yerine yazıyoruz. Yani 3 çarpı eksi 1 4 çarpı 5 artı 8 bölü katsayılara dikkat ederseniz yine 3, 4. 3, 4, 5 özel üçgeninden 5 olacak. Eksi 3. Şurası da 28 yapar. 28'den 3 çıkardığımızda 25. 25 bölü 5'ten 5 olur. Yani A eşittir 5 bulduk. A 5 ise karenin alanı, alan diyelim kısaca, A kareden yani 5'in karesinden 25 birim kare olur. Cevabımız denizde olur.